daljem životu. Želim čestitati vašim porodicama i nadam se da ćete biti služiti im na ponos. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi gerçekten bir başarı öyküsü. Bendeniz de az evvel Hasan Bey'in de ifade ettiği gibi Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin ilk anlarından, kuruluşundan ve kuruluşundan önceki anlarından itibaren bu üniversitenin gelişmesini yakinen takip eden birisiyim. Internacionalni univerzitet u Sarajevu je zaista jedna priča o uspjehu i kao što je gospodin Hasan i na početku rekao, ja sam zaista od početka uključen u rad ovoga univerziteta i dajem mu punu podršku. 2000 yılında burayı ziyaret etmiştik ve o zaman acaba Bosna Hersek'e ne yapabiliriz diye bize burada ev sahipliği yapan o zamanki Kültür Bakanı Fahrettin Rızvan Begoviç ile beraber görüşmelerimiz sırasında acaba burada Saraybosna'da bir üniversite kurmak mümkün olur mu diye müzakere etmiştik. 2001. godine sam posjetio Bosnu i Hercegovinu i tada smo se pitali šta možemo uraditi za Bosnu i Hercegovinu. Tadašnji ministar obrazovanja Bosne i Hercegovine, gospodin Rizvan Begović, je pitao da li možemo, zaista, zapravo sa njim smo razgovarali o tome, da li možemo osnovati ovdje univerzitet u Bosni i Hercegovini. Hem Bosna i Hercegovina yeni bir üniversiteye ihtiyacı vardı, hem de Türkiye'de kız öğrencilerimiz başörtüleriyle üniversiteye gidemiyor. Birçok lise mezunu, İmam Hatip Lisesi mezunu kardeşlerimiz de kat sayı dolayısıyla istedikleri üniversitelere giremiyorlardı. U to vrijeme je postojala, u Bosni i Hercegovini je postojala potreba za novim univerzitetom, ali pored toga i u Turskoj su naši studenti, svršenici tamošnjih medresa imali problema, nisu mogli da se upišu na univerzitete zbog koeficijenta koji se traži od njih. Bu iki ihtiyacın birleştiği noktada Uluslararası Saraybosna Üniversitesi doğdu. Bugünlere kadar geldi. Önce şehir içerisinde küçük bir binada, arkasından burada bir kampüste ve inşallah önümüzdeki dönemde de buralarda diğer kampüs binalarının tamamlanmasıyla da büyük bir kampüs olarak Bosna Hersek'in eğitim hayatında yerini aldı. Bir yıldız gibi ortaya çıktı. Bu emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Herkesi kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Univerzitet je nastao iz ove dvije potrebe. 2001. godine smo o tome razgovarali. Univerzitet se osnovao 2004. godine prvo u jednoj zgradi u gradu, u Sarajevu, a zatim je prešao ovaj ovdje ambijent i sa ovim kampusom se proširio, a ako Bog da u nastavku će se još izgraditi kampus, a univerzitet će upotpuniti svoju infrastrukturu. Değerli dostlar, sevgili öğrenciler, Balkanların ne kadar önemli olduğunu anlatmak herhalde yersizdir. Mislim da bi bilo suludo ovdje pričati koliko je Balkan važan. Bu topraklarda geniş Balkan coğrafyasında yaklaşık 6 asır boyunca Batılıların Pax Ottomana dedikleri Osmanlı barış düzeni hüküm sürdü. Ovdje je na prostorima Balkana tokom 600 godina vladalo Osmansko carstvo koje se i na zapadu, dakle taj period se označava u zapadnoj historiografiji kao Osmanski mir, dakle Turski mir. Bu geniş Balkan coğrafyasında Boşnaklar, Arnavutlar, Sırplar, Hırvatlar, Türkler, Bulgarlar, Romenler, Romanlar ve her bir farklı ırklardan insanlar 6 asır boyunca barış içinde dostça yaşadılar. Tokom 6 stoljeća svi ovdašnji narodi, Bosanci, Srbi, Crnogorci, Rumuni, Bugari, Turci i svi ostali su zajedno živjeli svi u miru i slozi tokom svih ovih 6 stoljeća. Müslümanlar, Katolikler, Protestanlar, farklı illerden, farklı kiliselere mensup olan insanlar birlikte barış içerisinde yaşadılar. Živjeli su ljudi različitih vjera, muslimani, katolici, protestanti i svi drugi živjeli su zajedno u miru jedni pored drugih. Ama maalesef tam bir asır önce o günün siyasi şartları içerisinde Balkan coğrafyasındaki dostluk, birlikte barış içinde yaşama karşısındakinin dinine, diline, geleneklerine saygı duyma maalesef bir asır evvel ortadan kalktı. Nažalost, prije tačno jedno stoljeće nestalo je tog suživota, nestalo je tog mirnog života i poštivanja drugog komšije. Şimdi bir asır içerisinde o zamanlar burada
birlikte yan yana omuz omuza durduğumuz Boşnak kardeşlerimizle, Arnavut kardeşlerimizle ve diğer Balkan halklarıyla birlikte yaşayan Türkiye'nin insanları da, biz Türkler de ne yazık ki sizlerden ayrı düştük. Nažalost, mi smo se Turci odvojili, u to vrijeme smo se morali odvojiti, otići od vas, Bošnjaka i Albanaca s kojima smo tokom toliko vremena zajedno živjeli. 6 asır birlikte yaşadık, ayrılığımız uzun sürdü ama çok şükür yeniden Türkiye Balkan halklarıyla birleşiyor, Boşnak kardeşleriyle, Arnavut kardeşleriyle, Balkan milletleriyle yeniden yan yana, omuz omuza aynı safta bir araya geliyor. 600 godina smo zajedno živjeli, onda je nastupio period razdvojenosti koji je dugo, zaista dugo trajao, ali onda je došlo ponovo vrijeme da smo zajedno, ponovo smo se ujedinili, zajedno smo ponovo mi i Bošnjaci i Albanci. Dün Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeydik. Bugün burada Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeyiz. Bu da gösteriyor ki Türkiye olarak bundan sonra bu bir asırlık ayrılığı da kapatacak şekilde daha çok burada olacağız, daha çok siz Balkan halklarının yanında olacağız. Jučer smo bili na promociji diplomanata na Internacionalnom univerzitetu u Skoplju, danas smo ovdje u Sarajevu. To pokazuje da će Turska zatvoriti ovu razdvojenost i da će ponovo upotpuniti ove naše zajedničke veze. Müsaade ederseniz, mezun kardeşlerimize buradan itibaren birkaç temel noktada bazı görüşlerimi paylaşacağım ve sizlerden müsaade isteyeceğim. S vašim dopuštenjem želim nekoliko stvari podijeliti sa današnjim diplomantima, pa ću se time završiti svoj govor. Sevgili genç kardeşlerim, havasını teneffüs ettiğiniz bu Balkan toprakları, Balkan coğrafyası size önemli bir ders veriyor. Dragi studenti, Balkan čiji zrak udišete, ovaj prostor čiji zrak dišete, daje vam jednu jako važnu lekciju. Balkanizasyon, kelime olarak zaten bölünmek, parçalanmak, dağılmak, farklı parçalara ufak ufak ayrılmak demektir. Sama riječ balkanizacija znači razdvajanje, dijeljenje u sitne dijelove, u torove, odvajanje, razdvajanje. Biz bölenlerden, parçalayanlardan, insanları dağıtanlardan olmayacağız. Mi nećemo biti ti koji razdvajaju, odvajaju, dijeli ljude. Ecdadımızın 6 asır öğrettiği gibi biz derleyenlerden, toplayanlardan, bütünleştirenlerden, insanları bir araya getirenlerden olacağız. Kako su nas i učili naši preci tokom 600 godina, mi ćemo biti oni koji ujedinjuju, koji skupljaju, okupljaju ljude i zajednički udružuju snage. Hazreti Ali'nin bir valiyi atarken, Malik bin Eşler'i atarken o vermiş olduğu o büyük nasihatı hiç zihnimizden uzaklaştırmayacağız, zihnimizden ayrı bir noktaya koymayacağız. Nećemo nikad smetnuti s uma jedan savjet koji nam je ostavio rahmetli Alija Izetbegović. Diyor ki, gideceksin, insanlara hükmedeceksin. Bil ki insanlar iki sınıftır. İçi ćeš, vladaćeš ljudima i znaj da se ljudi dijeli u dvije vrste. İnsanlar ya yaratılışta eşindir. Ljudi su po svom stvaranju jednaki. Ya da dinde kardeşindir. İli su braća po vjeri. Eğer yaratılışta eş olarak kabul ederseniz, din farklılıklarını, kültür farklılıklarını, gelenek farklılıklarını, cinsiyet farklılıklarını bir tarafa koyarsınız. Ako ljude privatamo kao jednake po stvaranju, znači onda ćemo zanemariti razlike u jeziku, porijeklu, spolu i druge razlike. Eğer dinde kardeş olarak görürseniz, meşrep farklılıklarını, mezhep farklılıklarını, farklı inanışların, farklı geleneklerin varlığını bir kenara bırakır, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesi Müslüman olarak kabul edersiniz. Ako ljude prihvatite kao braću po vjeri, onda ćete sve zanemariti razlike u karakteru, u mezhebu i bilo koje druge razlike koje proističu iz vjere i akide. Birinci olarak söyleyeceğim budur. Ovo je prvo što sam želio kazati. İkinci olarak söyleyeceğim, bu coğrafyaya geldik. Bu coğrafyanın büyük mütefekkiri,
büyük mücahidi Aliye İzzet Begoviç'i anmadan olmaz. Mi se nalazimo na ovom prostoru i ne možemo a da ne spomenemo velikog mislioca sa ovoga prostora Aliye İzzet Begoviç'i. Aliye İzzet Begoviç'in en önemli özelliği hayatı boyunca en zor şartlarda dahi ilkelerinden taviz vermemesidir. Glavna osobina ovoga velikog čovjeka jeste da tokom cijelog života i u najtežim trenucima nije odstupio od svojih ideala. Hemen savaşın en kızgın anında Aliye'nin ordusunun mensuplarına hitap ederken söylediği şu sözleri hiç unutamam. Nikada neću zaboraviti riječi Aliye İzzet Begoviç'e koji je rekao svojim vojnicima u najtežim danima kada je počinjao rat. Diyor ki, sakın ha, size karşı savaşmayan, size karşı kin gütmeyen, size karşı herhangi bir şekilde düşmanlık yapmayan hiçbir Sırba, hiçbir Hırvata karşı elinizi kaldırmayınız. Onlar bizim camilerimizi yıksa bile, siz size karşı mücadele etmeyen hiç kimseye karşı savaşmayınız. Nemoj nipošto da dižete ruku na Srbe koji se ne bore protiv vas, koji ne gaje mržnju prema vama. Ako oni vama i ruši džamije, vi njima ne smijete ništa dirati, ako vas ne napadaju. Bunu yazıda okumak kolay. Lako je to pročitati kad je napisano. Bunu şimdi savaştan sonra da söylemek kolay. Lako je to govoriti i poslije rata. Ama savaş anında o kadar zulmün, o kadar katliamın olduğu bir ortamda bunu Sırplara ve Hırvatlara karşı söylemek gerçekten yürek işidir, adamlık işidir, insanlık işidir. Ali reći to u ratu, u najtežim trenucima rata, zaista je stvar velikih ljudi, stvar ljudi koji imaju veliko srce. Yine Aliye İzzet Begoviç'in Avrupa'da görüşmelere giderken söylediği şu sözleri de hiç unutamam. Isto tako neću nikada zaboraviti riječi Aliye İzzet Begoviç'e koji je rekao prilikom kada je išao na pregovore u Evropu. Tam söylediklerini cümle cümle söyleyeyim. Avrupa'ya giderken başım önde eğik vaziyette gitmiyorum. Kada idem u Evropu ne idem pognute glavi posramljen. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyarları öldürmedik. Jer mi nismo ubijali žene, djecu, starke, starce i iznemogli. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Nismo napali nijedno sveto mjesto. Oysa onlar batının, Avrupa'nın gözü önünde bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı medeniyeti adına yaptılar. A oni su to sve to su oni radili i to pred ocima cijelog svijeta i to u ime te iste civilizacije. Ama esas cümlesi şudur. Sevgili gençler, bu cümleyi unutmayın. Hayat rehberiniz yapın. Ali o naredna rečenica i glavna rečenica usvojite je kao maksimu za svoj život. Bunları yapmadık. Çünkü biz de zalimlerden olursak acaba zulme karşı savaşmamızın bir anlamı olur mu? A zašto to nećemo raditi? Jer ako mi to uradimo, kakva će biti svrha i smisao naše borbe protiv zulma, protiv nepravde? Aliye'den rahmetli başladık. Müsaade ederseniz Aliye'den devam edeyim. S vašim dopuštenjem ja bih opet nastavio sa rahmetli Alijom İzzet Begoviç. Yine bir konuşmasında diyor ki zaferden sonra sakın ha, sakın ha ilkelerinizden vazgeçmeyin. Sakın ha geleneklerinizden vazgeçmeyin. Sakın ha kimliklerinizi unutmayın. Isto tako nakon rata je rekao sljedeće, nemoj nipošto da zaboravite da odustanete svojih ideala, od svoje tradicije. Biz Müslümanız ve ben diyor Müslüman kimliğini taşımaktan onur duyuyorum ve ölene kadar da bu kimliğimi taşımaya devam edeceğim. Nemojte zaboraviti svoj identitet. Moj identitet je identitet Müslümana. Ja ću ta identitet nositi do svoje smrti. İkinci olarak söyleyeceğim bu. Biz kimliklerimizden gurur duyacağız ama herkesin de kendi kimliğini gururla taşımasına hem saygı duyacağız hem müsaade edeceğiz. Mi ćemo poštovati svoj identitet, nosit ćemo i čuvat ćemo svoj identitet, ali isto tako ćemo poštovati i pravo drugih da nosi s ponosom svoj identitet. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, üçüncü olarak söyleyeceğim şey, yine Avrupalı önemli bir filozoftan Thomas More'dan bir örnek vermek istiyorum. I treću stvar koju ću vam reći danas jeste misao Thomasa More'a, poznatog evropskog filozofa. O da biliyorsunuz
önemli meşhur bir Avrupalı filozof, aynı zamanda siyasetçi. On je bio poznati filozof, a isto vrijeme i političar. Kilisenin bir kararına karşı çıkıyor. Ve kendisi Engizisyon'da idam cezasına çarptırılıyor. On je osuđen u inkvizicijski sud ga je osudio na smrtnu kaznu. Annesi hapishanede ziyaret ediyor. Kad ga je majka posjetila u zatvoru, diyor ki evladım, otoriteden özür dile, yöneticilerden özür dile, seni bağışlayacaklar. Sine, izvini se vlastima, traži da, da ti se smiluju, da ti pomiluju. O da diyor ki, anne diyor, seni çok severim. A on je odgovara, majko, ja te mnogo volim. Hayatı da çok severim. Volim i život. Ama onurumu bütün bunların hepsinin üstünde tutarım. Ali iznad svega toga držim svoj ponos i dostojanstvo. Eğer sen benden, onurumdan vazgeçerek özür dilememi bekliyorsan, bu aynen şuna benzer. Ako ti očekuješ da ja odrik, da se ja odriknem svog dostojanstva i tražim pomilovanje, to liči na sljedeće. Onurundan vazgeç diyorsan, bir avucun içerisine birikmiş olan bir suyu parmaklarını açarak o avucunun içerisinden boşalmasını ve yok olmasını teklif etmek gibi bir şeydir. Odreći se dostojanstva znači raširiti prste ruke u kojoj se nalazi voda i pustiti da voda isteče. To znači odreći se dostojanstva. Onurumdan ve prensiplerinden vazgeçersem parmaklarımın arasından o su akar gider. Ako se dakle odreknem svog dostojanstva, time ću ispustiti ruku koju sam skupio u ruci, vodu u ruci. Sevgili gençler, prensiplerinizden ve onurunuzdan taviz vermemek hayatınızın en önemli ilkelerinden birisi olsun ve bunları ne pahasına olursa olsun koruyun. Dragi studenti, neka ovo bude vaša glavna maksima u životu. Nemojte se odricati svoga dostojanstva i uvijek ga čuvajte. Dördüncü olarak ve son olarak şunu söylemek istiyorum. A kao četvrto i zadnje reći ću sljedeće. Keşke vakit olsa uzun uzun konuşsak ama bugün sizin gününüz, siz konuşacaksınız. Volio bih da ima više vremena da nadugo pričamo, ali ovo je današnji dan, vaš današnji dan i vi ćete pričati danas. Bugün mezun oluyorsunuz. Şu arkada gördüm, biraz sonra diplomaları size vereceğiz. Allah hayırlı mübarek etsin, hepinizi tebrik ediyorum. Vi ćete danas diplomirati, za mene su diplome koje ćete danas primiti. Neka vam Allah učini blagoslovljeni vaš trud. İYÜS'tan mezun olduk diye sevinebilirsiniz. Ama bugünden itibaren başka bir mektep başlıyor ve hayatınızın sonuna kadar devam edecek. Danas, ona da hayat mektebi diyorlar. Danas možete biti ponosni što završavate İYÜS, ali znajte da samim time počinjete sa drugom školom, a to je životna škola i uvijek ćete biti u toj školi. Hepiniz farklı alanlarda okudunuz, meslek sahibi oldunuz. Ama hayat mektebinde aslında hepimiz, biz de o mektebin şu anda öğrencisiyiz. Ölene kadar öğrencisi olacağız. Hepimiz üç şeyi öğrenmek için, üç şeyi en iyi şekilde özümsemek için eğitileceğiz. Vi ste se obrazovali na za različite branše, na različitim studijima, ali u školi života svi se učimo tri temeljne stvari. Size İYÜS'te profesörler, hocalarınız ders verdi. Na İYÜS'u su vam predavali profesori. Hayat mektebinde dağlar, taşlar, gökler, ovalar, kainat, insan ve belki bir karınca size ders verecek. A u školi života lekcije će vam davati brda, doline, vjetar, svemir, cijelo, možda nekad mrav. Hayat mektebinde üç şeyi öğrenene diploma verecekler ve inşallah hepimiz o diplomamızı alarak bu dünyadan öte dünyaya gitmek hepimize nasip olur. Onome ko nauči tri stvari u školi života dobit će diplomu. Kendini tanıyan, kendini bilen, yaratılmışları, insanları ve kainatı bilen ve hepsinin önemlisi bunların üstünde Rabbini bilen, anlayan ve ona o şekilde kulluk eden herkese hayat mektebinden diploma veriyorlar. Allah bu diplomayı almayı nasip etsin. Svako ko spozna sebe, ko spozna prirodu i što je najvažnije ko spozna Boga, te tri stvari ko spozna dobit će diplomu u školi života.
Tercüme edemedim. Tercüme ettim arkadaşlar, anlayanlar. Tamam mı? Tamam. Sevgili gençler, hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Dragi studenti, želim vam uspjeh u vašem daljem radu. Allah hep sizin karşınıza güzel şeyler çıkarsın. Neka vam Allah uvijek podari lijepe stvari u vašem životu. Mesleğinizde başarılı olun. Budite uspješni u svom poslu. Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı olun. Budite korisni Allahovim stvorenjima. Bütün umduğunuz güzelliklere erişin. Dostignite sve ljepote kojima se nadate u životu. Bütün korktuklarınızdan emin olun. Budite zaštićeni, sigurni svega onoga čega se bojite, plašite. İyi bir mesleğiniz oldu. İnşallah iyi eşleriniz olur, iyi çocuklarınız olur, güzel aileleriniz olur. Nadam se da ćete imati dobre poslove, dobre supružnike i dobru djecu. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sve vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem, Allah'a emanet. Sizin sahnede kalmak.